Evet sevgili arkadaşlar, tankımızın 8. günü. Diatom iyice kendini göstermeye başladı. Kumların üstünde. Henüz kayalara geçmedi ama kumlarda belirgin şekilde diatom var. Şöyle ışığı kapatıp göstereyim size. Daha net şekilde bakın. Diatom iyice belirginleşmeye başladı. Yaklaşık 3-4 gün sonra temizlik ekibini, konçları, sineyleri gireceğim tanka. Bakın iyice sarardı kumun üstü. Bugün 8. gün. Evet hobidaşlar, diatomumuz tamamen sardı akvaryumu. Kayalarımız da sapsarı olmuş durumda. Diatomdan kaynaklı olarak bakın. Bu gece temizlik ekibi geliyor. Bir tane kum deniz yıldızı, 10 tane konç, bir tane de turbo sineğil aldım. Turbo sineğil bir tane bulabildim. İki tane yokmuş. Gördüğünüz gibi tankımızda diatom iyice hakim. Bakın kum vesaire zaten görünüyordur, sapsarı. Taşlar sapsarı. Evet hobidaşlar, şöyle videoya başlarken bakın deniz yıldızımız. Bakın nasıl hareket ediyor. Kum deniz yıldızı. Hobidaşlar, temizlik ekibimizi girdik. Hatta ben şöyle bir şey yaptım. Su değerlerini şurada gördüğünüz salifertin bütün tespitlerini aldım. Gerekli olan magnezyum, kalsiyum, nitrat, KH, fosfat. Bu beşi yani bence yeterli. Benim gibi hani çok üst düzey SPS mercan bakmayacak hobiciler için. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Akvaryum biliyorsunuz Diatom'daydı. Temizlik ekibi girmem gerekiyordu. Fakat Alanya'da ben canlı satan birisini bulamadığım için gönderim işi de sıkıntılı olduğu için otobüs, soğuklar, strafordu. Yani biraz uğraşıyorsun, otogara gidiyorsun, bir saat otobüsü bekliyorsun. Geç kalıyor, gelmiyor. Koliyi bulamıyorsun. Bir şey olur mu yolda vesaire tedirginliği de var. Ben gittim, testlerimi yaptım. Baktım su değerlerim normal. Ufak tefek sıkıntılar var. Dedim ki ben bu temizlik ekibini alırken bakın konçlarımız çalışıyorlar. Tertemiz oldu. Tank gerçekten süper oldu. Yani ben temizlik ekibini alırken şöyle anlatayım. Dedim ki 3 tane de palyaço alayım. Hiçbir daha tekrar yani otogara git, sipariş ver vesaire olmasın. Çünkü su değerlerini ölçtüm. Diatom olsa bile Diatom'un 17-18. Günüydü. Yani dedim ki bu balıkları girmemde sakınca yok muhtemelen tank türü olmadığı için. Ve ben konçlarla birlikte bir 3 tane de palyaço aldım. Bakın. Bir tanesi koyu renk, black değil de yani koyu renk bir palyaço. Diğerleri normal. Ben hani black mi diyorlar artık ne diyorlar çok bilmiyorum. Bunları da aldım. Temizlik ekibiyle birlikte Diota'nın sonunda balıkları da girdim 3 tane. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bugün balıkların tanka koyduğum kaçıncı günü? 6. 7. gün. Az önce testlerimi de yaptım tekrardan. Şuradaki salifer testlerimi. Hiçbir sıkıntı yok. KH'ım 7,9, magnezyumum 1000, kalsiyum yine çok güzel değerlerde. Fosfat da normal. Her şey normal. Öyle olunca arkadaştan şu gördüğünüz emanet verdiğim mercanımı geri aldım. Mushroom,
Hatta iki kafaydı, bir kafasını da ona verdim. Bir aydır onun tankında misafirdi bu. Hatta bununla birlikte şurada bir tane de Flower Anemon var. Bunu da geri aldım. Bu da misafirdi. Bakın Flower Anemon'un da yanında Snail var. Onu da denizden almıştım. Durum bu şekilde. Bir tane de Turbo Snail'imiz var. Tabii ki bu palyaçoları ve konçları alırken bir tane kalmış. Koral Reef Konya Deniz Akvaryumunda. Onu da aldım. Bakın konçlarımız taşları tertemiz yaptı. Şöyle göstereyim, buradan netlemiyor. Belki videoda çirkin, hani kirli gözüküyor olabilir ama akvaryum şu an tertemiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Diatomu bitirdiler. Diatom bitti. Su değerlerimiz normal. 25,3 derece. 25'i sabitledim tankı. Protein skimmer'ımız şöyle. Burada Zeonix var. Zeolit yani bizim bildiğimiz. Burada da biyofil var şu aşağıda. Durum bu şekilde sevgili hobidaşlar. Tankta her şey yolunda. Allah izin verirse bugün yarın da biraz daha bir 5-6 parça, belki 10 parça mercan girmeyi düşünüyorum. Bakın. Bu da gerçekten çok yararlı bir canlı, kum deniz yıldızı. Kumu kaldırıyor, havalandırıyor. Temizlik ekibine destek oluyor. Varsa sorularınızı bekliyorum. Belki bana kızacaksınızdır ya, diatomun sonunda palyaço balığı mı girilir, balık mı girilir diye. O birader, ben su değerlerini ölçtüm. Şu gördüğünüz testleri aldım. Bakın hepsinden var. Hemen hemen. Bu testleri aldım. Su değerlerimi ölçtüm. Su değerlerim hemen hemen normal çıktığı için, böyle pH bir tık yüksekti ama hani 9'du. Balıkta sıkıntı olmaz. Hele hele bunlar çok sağlam, dayanıklı balıklar, yerli üretim. Gittim konçları da almışken balıklarımı da aldım. Durum bu şekilde. Herkese selamlar, sevgiler. Mercanları da koydukça size güncelleme yapacağım. Hatta şöyle videoyu kapatmadan ışığımızı kısalım, şöyle güzel bir görsel yakalamak için. Evet, gördüğünüz gibi. Aquarif aferatlar. Mushroom türümüz. Keyfi yerinde. Tankın bugün tam olarak 20. günü. Hobidaşlar. Ben de hani diatom çok hızlı oldu, hızlı bitti. Bunun nedeni kullandığım kum, hatırlarsınız. Live sand'di, yani canlı kumdu. Üstüne bir de bakteri girdiğim için 15 gün düzenli olarak diatomumuz çok hızlı oluştu, çok hızlı bitti. Temizlik ekibinde girdik. Su değerlerim normal. Bakalım mercanlara ekledikçe güncelleme yapacağım. Bir de şöyle çekmek istedim.